KASKİ Genel Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde harekete geçerek Kahramanmaraş il genelinde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarında büyük ölçüde hasar alan altyapıyla ilgili tüm önlemleri alarak süreç boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler tarafından kent genelinde içme suyu ve tüm altyapı onarılarak yeniden işlevsel hale getirilebilme çalışmaları ivedilikle devam ediyor. Sahada aktif olarak 7/24 çalışan KASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş genelinde 185 çağrı merkezine iletilen birçok arızaya gerekli tadilat ve tamirat çalışmalarını yaparak altyapıyı işlevsel hale getiriyor. Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, bölgede yürütülen bu çalışmaları yerinde inceledi. Evet. Aşağıları bitirdik Genel Müdürüm. Piyaza tarafı civarlarının piyaza olarak. Emeğinize sağlık. Burada açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kavak, şehrimizin altyapısını yeniden daha işlevsel hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Şebeke yenilemelerini il genelinde sürdürüyoruz. Hem kendi ekiplerimiz şebeke yenileme ve tamir işi yapıyor, hem de yetişemediğimiz birçok yerde yüklenici vasıtasıyla biz yer altındaki kırılan 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık şebekelerimizi depremde sarsıntıyla parçalanan bu şeyleri, kırıkları tamir ediyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde bizim vatandaşlarımıza, abonelerimize su verme imkanımız tamamen ortadan kalkacak. Yani bizim şehir içerisinde kayıp kaçak oranımız yüksekti. Deprem nedeniyle daha da yükseldi. %75'lere çıktı. Bu süreçte biz hızlı bir şekilde bu kayıp kaçağı azaltma noktasında yaptığımız bu hamlelerle vatandaşlarımıza daha fazla su vermeyi hedefliyor. İl genelinde tüm ilçe ve mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Genel Müdür Kavak, ilave içme suyu temini için ilgili bölgelerimizde yeni kaynak tarama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz dedi. Yoğun bir şekilde bu arızaların bulunması, işte bu dinleme cihazlarıyla daha geniş bir alanı kazarak bulma yerine dinleme sistemiyle daha kısa bir alanda biz arıza tespiti ve tamiri yapma imkanına sahip oluyoruz. Yani bu özellikle benim vatandaşlarıma bu zor şartlarda çalışan ve vatandaşlarımızın içme suyunu engelleyen arızaları ortadan kaldırma gayretlerine destek olması için de su israfından gitmemelerini, ihtiyaçlarını karşılama noktasında suyu kullanmalarını istiyoruz. 11 ilçemizin tamamında bütün ekiplerimiz aktif halde çalışıyorlar. Bizim 950'nin üzerinde personelimiz bütün her tarafa, sahaya yayılmış durumda. Ve alo 185 çağrı hatlarımıza gelen ihbarlar işe dönüştürülüyor ve sahadaki ekiplerimize iş emri olarak gidiyor. Günlük ortalama 150-200, bazen 200'ün üzerinde de 185 üzerinden gelen çağrılar, yani her birisi su kesintisi veya su yetersizliğine dönük çağrı değil, bildirilen görülen patlakları, su kaçaklarını bildirme noktasında da bu ihbarlar oluyor. KASKİ'nin çalışmadığı hiçbir ilçe yok. Bazen bir ilçede 10-15 farklı yerde ekiplerimiz arızaları tamir etmekle uğraşıyor. Hatta bu tamir eden ekiplerimizin yapmış olduğu faaliyet yeterli gelmiyor. Yükleniciler üzerinden de biz hizmet alarak bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Tek kelimeyle her damlası hayat olan suyu çok iyi kullanmamız ve israf etmememiz gerekiyor.